Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamızı sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Evet, isterseniz hemen 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci cümlemiz. Kurallar, yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak ikiye ayrılır. Bu ifademiz doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. İkinci cümlemiz. Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz. Bu ifademiz doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü anlaşmazlık yaşadığımız zaman sadece kendi hakkımızı değil, başkalarının hakkını da ne yapmamız gerekiyor? Gözetmemiz gerekiyor. Üçüncü cümlemiz. Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Bu ifademiz doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Dördüncü cümlemiz, haksızlıklar adalet ve eşitliğe duyulan güveni sarsar. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Beşinci cümlemiz, hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü hem hakkımız hem de özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Altıncı cümlemiz. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Bu ifademiz doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Yedinci cümlemiz, başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü özel gereksinimi olan bireyler var arkadaşlar. Onlar bizim gibi bazı şeyleri yapamıyorlar. O yüzden biz onlara ne yapacağız? Saygı duyacağız. Yani onlara göre oyun belirleyebiliriz. Onların işte hoşuna gidecek, beraber yapabileceğimiz etkinlikler ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Onların özelliklerine de, farklı olan özelliklerine de her zaman ne yapmalıyız? Saygı duymalıyız. Evet, 7. cümlemiz yanlış dedik. Hemen 8. cümlemize geçelim. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir. Bu ifademiz doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. 9. cümlemiz, uzlaşı sürecinde herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Doğru yanlış da son cümlemiz, karşımızdaki kişinin bizi dinlemediğini gördüğümüzde ona bağırmalıyız. Bu ifade doğru mudur? Hayır, bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Evet, böylelikle ne yapmış olduk? Doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere tablodaki kelimelerden uygun olanını yazınız. Evet, kelime ve kelime gruplarımıza şöyle bir göz atalım isterseniz. Hoşgörülü, iletişim sorunları, uzlaşı, ayrımcılık, kanıtlara, eşit, doğal, kurallar, farklılık ve güven. Birinci cümlemizle hemen başlayalım. İnsanlar arasındaki nokta nokta anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. Evet, bu boşluğumuza ne gelebilir arkadaşlar? Tabii ki iletişim sorunları. Demek ki iletişim sorunları insanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerinden birisiymiş. İkinci cümlemize geçelim. Yasalar, yönetmelikler ve nokta nokta ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez. Bu boşluğumuza ne gelebilir? Bu boşluğumuza da arkadaşlar kurallar gelecek. Yasalar, yönetmelikler ve kurallar ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez. Üçüncü cümlemiz, ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasına nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelebilir arkadaşlar? Buraya da uzlaşı gelecek. Diğer cümlemize bakalım. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve nokta nokta olmalıdır. Bu boşluğumuza ne gelecek?
Buraya da hoşgörülü gelecek. Diğer cümlemiz, hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı nokta nokta yapılamaz. Bu boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Buraya da ayrımcılık gelecek. Diğer cümlemiz, adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda nokta nokta duygusu artar. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da güven gelecek. Hemen diğer cümlemize geçelim. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özelliklerimizle birbirimizden nokta nokta gösteririz. Ne gösteririz arkadaşlar? Tabii ki farklılık. Bu boşluğumuza farklılık gelecek. Diğer cümlemiz, herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde nokta nokta haklara sahiptir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Eşit gelecek arkadaşlar. Buraya da eşit gelecek. Evet, diğer cümlemize bakalım. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve nokta nokta olduğu unutulmamalıdır. Ne olduğu unutulmamalıdır? Tabii ki doğal olduğu unutulmamalıdır. Boşluk doldurmada son cümlemiz, uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini nokta nokta dayandırarak savunmalıdır. Neye dayandırarak savunmalıdır? Tabii ki kanıtlara. Bu boşluğumuza da kanıtlara gelecek. Evet, böylece ne yapmış olduk? Boşluk doldurma bölümümüzü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. C bölümü. Aşağıda bazı örnek kurallar verilmiştir. Aşağıdaki tabloya örnek kuralların başlarındaki sayıları uygun şekilde yerleştirerek yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak sınıflandırın. Evet, burada kurallarımız var. Bunları ne yapacağız? Yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak iki gruba ayıracağız arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar, yazılı kurallar neydi? Yazılı olmayan kurallar neydi? İsterseniz önce bunu hatırlayalım. Yazılı kurallar neydi? Hukuk kurallarıydı. Devletin koyduğu kurallar. Yazılı olmayan kurallar neydi? Gelenek, görgü ve ahlak kurallarıydı arkadaşlar. Demek ki yazılı olmayan kurallar neymiş? Gelenek, görgü ve ahlak kuralları. Yazılı kurallar neydi? Hukuk kurallarıydı. Evet, buna göre ne yapacağız? Verilen örnek kuralları yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak sınıflandıracağız. Hemen birinci kuralımızla başlayalım. Yemekte ağzımızı şapırdatmamak. Bu nedir arkadaşlar? Yazılı olmayan kurallardan birisidir. İkiye bakalım. Hırsızlık yapanlara hapis cezası verilmesi. Bu yazılı olan kurallardan birisidir. Kırmızı ışıkta geçmemek. Yine bu yazılı kurallardan birisidir. Arkadaşımız konuşurken sözünü kesmemek. Bu yazılı olmayan kurallardan birisidir. 5. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek. Bu nedir? Yazılı olmayan kurallardan birisidir. 6. Konuksever olmak. Bu da yazılı olmayan kurallardan birisidir. 7. 18 yaşına giren her Türk gencinin oy kullanabilmesi. Bu nedir? Yazılı kurallardan birisidir. 8. Otoyolda hız sınırlarına uymak. Bu da yazılı kurallardan birisidir. 9. Bayramlarda büyüklerin elini öpmek. Bu yazılı olmayan kurallardan birisidir. Son olarak vergi vermek. Bu da nedir arkadaşlar? Yazılı kurallardan birisidir. Evet, böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne geçelim arkadaşlar. Evet, D bölümü. Aşağıda verilen kavramları anlamlarıyla eşleştiriniz. Evet, burada 5 tane kavramımız var. Burada da anlamları, açıklamaları var. Evet, kavramlarla anlamlarını ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Hemen birinci anlamla başlayalım. Haklıyla haksızı ayırt etme, herkese hakkı olanı vermek. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki adalettir. Evet, birinci anlama C diyoruz. İkinciye bakalım. Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüdür. Evet, buraya ne gelecek arkadaşlar? Hak gelecek. Buna E diyoruz. Üçüncü anlama bakalım. İnsan davranışlarına yön veren uyulması gereken ilkedir.
Uyulması gereken ilke deyince ne geliyor aklımıza arkadaşlar? Tabii ki kural geliyor. Buraya B diyoruz. Hemen diğer anlamımıza bakalım. İki tarafın anlaşamadığı durumlarda ortaya konan çözüm yöntemi. Bu çözüm yöntemi nedir? Tabii ki uzlaşıdır. A diyoruz. Sonuncu kavramımız, kavramımızın anlamı. İnsanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmamasıdır. Bu da nedir? Eşitliktir. Evet, böylece ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen E bölümüne, çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. Evet, burada da 8 tane sorumuz var ve her sorumuz 5 puan değerinde. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Olaylara yalnızca kendi açımızdan bakılması. Evet, bu arkadaşlar uzlaşı sürecini desteklemez. Buna tik attık. Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi bu uzlaşı sürecini destekler. Doğru cevabı arkadaşlar tik attım. Diğerlerine ne yapacağım? Çarpı işareti atacağım. Biz çünkü bizim aradığımız cevabı A şıkkında bulduk. Biz yine de diğer şıklara bir göz atalım. Tarafların birbirine hoşgörülü olması, evet bu değildir. Herkesin fikrine saygı duyulması, bunların hepsi uzlaşı sürecini destekler. Ama A şıkkındaki olaylara yalnızca kendi açımızdan bakılması bu uzlaşı sürecini desteklemez. O yüzden birinci soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Evet, adil bir toplumda. Adil bir toplumda arkadaşlar korku var mıdır? Hayır. Huzursuzluk var mıdır? Hayır. Öfke var mıdır? Hayır. Tabii ki güven duygusu vardır. O yüzden ikinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki durumlardan hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Bakalım teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken bunda uzlaşıya gerek vardır. Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken vardır. Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken evet vardır. Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken bunda uzlaşıya gerek yoktur arkadaşlar. Bizim kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşıya gerek yoktur. O yüzden 3. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 4. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Saygılı olmak uzlaşı sürecini destekler, açık fikirli olmak destekler, işbirliğine açık olmak destekler ama sabit fikirli olmak uzlaşı sürecine katkı sağlamaz arkadaşlar. O yüzden 4. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 5. sorumuza geçelim. Bir konuyla ilgili anlaşmazlık çıktığında uzlaşı sürecinin ilk aşaması hangisidir? Evet, bu soru güzel bir soru arkadaşlar. İlk arkadaşlar uzlaşı sürecinin ilk aşaması nedir? İlk olarak ne yapmamız gerekiyor bizim? Problemin ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bizim aradığımız doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağız arkadaşlar? Problemi belirleyeceğiz. Daha sonra karşımızdaki kişiyi dinleyeceğiz. Sonra birlikte çözüm önerisi geliştireceğiz. Ve son olarak da belirlediğimiz ortak bir çözümü ne yapacağız? Beraber uygulayacağız. O yüzden 5. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? Yazılı olmayan kurallar arkadaşlar. Yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından dışlanma vardır, kınama vardır, hatta kınanma, ayıplanma vardır ama hapis cezası yoktur arkadaşlar. O yüzden 6. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 7. sorumuza geçelim. Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Yazılı olmayan kurallar. Evet, A şıkkına bakalım. 20 yaşına giren her Türk gencinin askerlik yapması bu yazılı olan kurallardan birisidir. Yazılı olmayan kurallardan değildir arkadaşlar. Taşıtların kırmızı ışıkta durması bu da yazılı olan kurallardandır. Bu da yazılı olmayan kurallardan değildir. Hırsızlık yapanlara hapis cezası verilmesi yazılı olmayan kurallardan birisi değildir. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek evet bu yazılı olmayan kurallardan birisidir. 7. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 8. ve son sorumuz.
Uzlaşı sürecinde öncelikle herkesin görüşünü açıklamasına izin verilmelidir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde uzlaşıdan söz edilemez? Çocukların hangi oyunu oynayacaklarına birlikte karar vermesi, bu uzlaşıdan söz edilebilir. Eve alınacak bir eşyada herkesin görüşünün alınması, uzlaşı vardır. Odanıza alınacak bir eşyaya sadece babanızın karar vermesi, burada uzlaşı yoktur. Gezi için nereye gidileceğine hep birlikte karar verilmesi, burada da uzlaşı vardır. Ama C şıkkında uzlaşı yoktur arkadaşlar. 8. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Evet, bu soruyla beraber 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızı böylece bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Herkese şimdiden bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.